Arkadaşlar merhaba, biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi 31 Temmuz yasası ile ilgili yapılan başvuruyu 7 Mart'ta gündeme aldı. Şimdi e, bu konuyla ilgili birçok soru geliyor doğal olarak. En çok gelen e, soruları buradan yanıtlayayım arkadaşlar ben size. En kısa olanlardan başlayalım. Anayasa Mahkemesi bunu kabul ettiği anda şu anda cezası kesinleşmemiş olan 4'te 4'ler de bundan faydalanacak. Bunun dışında şu anda cezaevinde bulunan 31 Temmuz öncesinde de cezası kesinleşmiş olan dörtte 4'ler zaten faydalanacaklar. Bunun yanında AKP'nin meclis görüşmeleri sırasındaki tutumundan bahsetmiştim arkadaşlar bundan önceki iki videomda. AKP bu şekilde devam ederse bu tutumlarına devam ederse seçim sonrasında da disiplin affı gibi konular gündeme bile gelmeyecek. Bu nedenle onlar e, faydalanamayacaklar bunda. Diğer bir mevzu koşullu salı vermesi geri alınanlar. Zaten 31 Temmuz yasası e, getirildiği anda e, kapsam dışı bırakılmışlardı. Ama aynı şekilde çift mükerrerler de kapsam dışıydı. Onlara yeni bir düzenleme yapıldı. Koşullu salı vermesi geri alınanlara ne yazık ki böyle bir düzenleme yok. En çok kafa karıştıran mevzu ise arkadaşlar 31 Temmuz ibaresi. Burada konu 31 Temmuz e, ...tarihinin kaldırılması değil. Bu çok yanlış anlaşılıyor. Burada asıl konu hükümlü ibaresi. Yani e, 31 Temmuz ibaresi kaldırılacak, herkes faydalanacak diye bir konu yok. O şekilde açıklama yapanlar varsa da onları iş boşuna dinlemeyin arkadaşlar. Buradaki itiraz cezaevinde bulunan hükümlüler şeklindeki ibarenin kaldırılması. Yani suç tarihi bütün düzenlemelerde baz alınır ama e, bu düzenlemede saçma sapan bir şekilde kesinleşme tarihini baz aldılar. Bu nedenle ne oldu arkadaşlar? 31 Temmuz öncesi cezaevinde bulunduğu halde dosyası Yargıtay'da, istinafta veya ilk derece mahkemesinde bulunan tutuklu veya hüküm özlüler bu yasadan faydalanamadılar. Bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Aynı şekilde yasadan faydalanıp dışarı çıkanlar çok eski cezaları geldiği için bütün hakları ellerinden alınarak geri cezaevine alındılar. Yine bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Yani 31 Temmuz e, ibaresi kalkmayacak. 31 Temmuz tarihi itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlüler ibaresi kaldırılacak. Eğer bu e, başvuru kabul edilirse. Binlerce insanın bundan müzdarip olduğunu en baştan beri söylüyorum arkadaşlar. Her tarafa da yazdığımı da söylemiştim. Hatta e, emsal kararlar da yayınlamıştım bununla alakalı. Şimdi bu başvuru kabul edildiği anda dediğim gibi herkes eğer suç tarihi 31 Temmuz öncesi ise bundan faydalanacak herhangi bir suç ayrımı yok. En yani çok sorulan sorulardan birisi de yine suç ayrımı olup olmadığıydı. Sadece koşulu salı vermesi geri alınanlar, örgütlü suçlar bundan faydalanamayacaklar. Diğer bir soruysa arkadaşlar doğal olarak bunun ne zaman yürürlüğe gireceği. Şimdi 7 Mart'ta Anayasa Mahkemesi bunu görüştüğünde bu çok acil sonuçlandırılması gereken bir konu. Çünkü binlerce mahkum, daha ötesi binlerce mahkum yakını bunu bekliyor. Fakat 7 Mart'ta meclis tatilde olacak. Bunu biliyoruz hepimiz. Adalet Bakanlığı'nın burada yapması gereken şey şu. Zaten en baştan beri, daha ilk günden beri bunu söylüyoruz. Adalet Bakanlığı'nın şimdiye kadar beklemesi zaten çok büyük bir hata. Bunu çözecek olan merci aslında anayasa mahkemesi değil. Hatalı olduklarını kabul edip hemen demeleri gerekiyordu ki burada tamam böyle böyle bir şey olmuş bunu düzeltiyoruz. Ama ne yazık ki biz bu iktidarda 20 senedir bir kere bile hatalarını kabul ettiklerini görmedik. Bu nedenle anayasa mahkemesi kararlarının bazılarını uygulamıyorlar. Variz bir şekilde uygulamıyorlar ki bunu zaten Cumhurbaşkanı kendisi söylüyor. Tanımıyorum diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı tanımayınca mahkeme de tanımıyor. O kadar basit. Şimdi e, karşımıza çıkabilecek en büyük sorun bu olabilir. Anayasa Mahkemesi objektif bir şekilde bunu değerlendirdiğinde zaten hemen karar verecektir. Ki zaten o anda bundan haberleri olacak değil. Gündemi kendileri belirliyorlar. Bizim bile haberimiz olduğuna göre Anayasa Mahkemesi üyeleri Aa, böyle bir şey mi varmış diyecek değiller. Hepsinin kararları şu anda belli. Bunun okunup derhal oy birliğiyle kabul edileceğini düşünüyorum. Objektif davranılırsa. Fakat işte bunun devamında AKP ve AYM arasındaki sürtüşmeler nedeniyle AKP bunu uygulamaktan imtina edebilir. Yani bu nedir? İşte filler sepişirken çimenler ezilir. Onlar orada inatlaşırken altta mahkumlar ve mahkum yakınları çimen gibi ezilebilirler. Bunun dışında bir sorun görünmüyor. Fakat Adalet Bakanlığı, iyi niyetli bir Adalet Bakanlığı hemen bu konuyu el atmalı. Yasal altyapısını hazırlamalı. Gerekirse Anayasa Mahkemesi kararını bile beklemeden bunu hemen meclise olağanüstü toplantıya çağırarak halletmeli. Olmadı biz kararı bekliyoruz deseler bile 7 Mart itibarıyla hemen meclis olağanüstü toplantıya çağrılmalı. Bu kadar insan, binlerce insan bir dakika bile boştan yere içeride tutulmama. Doğru olan budur. Umarım da öyle yapılır. Burada sadece e, iktidardan bahsetmiyoruz. Muhalefet partilerinden de bahsediyoruz. Milletvekili zamları için anında toplanan, anında karar veren bir meclisin binlerce kişinin hayatı, binlerce kişinin çocuklarının hayatını ilgilendiren bu konuda bir zahmet toplanıp derhal bu yasayı geçirmesini bekliyoruz. Yine farklı sorular gelirse onları da buradan yanıtlarım arkadaşlar. Görüşmek